birinin hayatında iz bırakmak, onun böyle sıkıntılı bir sürecinde, onun yanında yöresinde olma fikri çok iyi geliyor. Eğer sen de böyle düşünüyorsan azıcık benim de bu gururumu okşayacak bir iki bir şey yaz lütfen. Yorumlarda bekliyorum. Evet geldik ikinci modelimizin son konusuna. En sevdiğim video diyebilirim. Bayılıyorum bunları konuşmaya. Bulmaca çözer gibi hissediyorum kendimi. Sen de çok seveceksin. İsimler, sıfatlar, zamirler, edat, bağlaç, ünlem, fiil. Bunların hepsini konuştuktan sonra hangi kelime, hangi kılıklarda, hangi elbiselerle senin karşına getirilir ve hangi tuzaklarla seni düşürmeye çalışırlar Hepsini senin önüne tak 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 koyacağım tamam mı? Çok keyifli bir ders olacak. Testini çözerken de nasıl yaptığına inanamayacaksın. Bu ben miyim? Bunları ben mi başardım diyeceksin. Bunları birlikte başardık. Anladın mı? İnandın, emek verdin. Masanın başında böyle benim gözümün içine baka baka ders dinledin. Buna zaman ayırdın. Buna belki bütçe ayırdın. Ve çiçek gibi oldu derslerimiz. Daha da güzel olacak. Sen daha dur. Daha 10. gündeyiz. Hadi çok uzattım yine. Gelecekler şimdi yorumlara. Kes kısa kes diye. Hadi başlayalım. Evet hadi başlayalım. Neden terleten kelimeler? Çünkü bu kelimeler sizi bayağı üzüyor. Deneme sınavlarında belki sınavın kendisinde verecekler bir kelime. Yukarıda kaç farklı türde kullanılmıştır diyecekler. Ve öyle güzel kelimeler var ki bu kalemun gibi renkten renge giriyorlar. Onları avlamakta hiç zorlanmayacağız göreceksin. Hadi hiç zaman kaybetmeden başlayalım. İlk sözcüğümüz ancak sözcü. Neler söyleyebiliriz? Geçmişte söylediğimiz şeylerin bir tekrarı aslında bu. Başka hiçbir şey değil. Olanları ancak muhtardan öğrenebiliriz. Muhtarınız nerededir? Ancak muhtardan yani sadece ondan anlamı var. Eğer sadece anlamı verirse biz bu kelimeyi ne saymıştık geçmişte? Edat. Hatırlıyorsun değil mi? Bak hiç zor değil. Artvin'de kalmak istiyordu. Ancak orada hava gerçekten soğuktu. Önünde ve arkasında iki cümle var. Cümleleri bağladı. Cümleleri bağladığında ve fakat anlamı verdiğinde. Bakalım oraya oturuyor mu bu kelime ona da bir bakalım. Artvin'de kalmak istiyordu fakat Orada hava gerçekten soğuktu. Oluyor. Güzel. Tam bu anlamı verip cümleleri bağladığında ne oldu görevi? Bağlaç oldu. Davetiyelerini ancak bu saate yetiştirdi. Yetiştirdi bu cümlenin yüklemi ve aynı zamanda bu yüklemde bir fiil var. Nasıl yetiştirdi? Ancak yani şöyle bir anlamı vardı. Güçlükle, güçlükle, zorlukla gibi bir anlamı vardı. Eğer güçlükle yetiştirdi, zorlukla yetiştirdi gibi böyle fiilin anlamını tamamlayan bir şekilde kullanılırsa o zaman da ne olacak? Ayrıntısını da yazıyorum bak. Ne oluyormuş? Durum zarfı. Biraz çirkin yazdım be. Değil mi? <laughs> evet. Üç farklı şekilde karşına gelebilir ancak sözcüğü. Bir dördüncüsü yok. Düşün o kadar hazırlıyorum seni tamam mı? Başka bir şekilde gelemez ve şu tabloya iyice bir bak sonra devam edelim. Ben hemen yürüyorum yalnız sözcüğü çok keyifli bir sözcük bayılıyorum buna da 5 farklı şekilde karşına gelebilecek bir cümle, şey kelime yalnız senin sözünü dinleyecektir biliyorsun derken burada yine bu kelime sadece anlamı verdiğinde ne olmalıydı türü edat olmalıydı bunu artık öğrendik sadece sözcüğün kendisi de bir edattı zaten yaptığı yemekler güzeldi fakat dikkat et tam bu oturuyor buraya Yemeklere tuz katmayı unutmuştu. Hem cümleleri bağladığından hem de cümleye fakat anlamı verdiğinden artık ne görevinde diyebilirim. Bu da bir bağlaç. Yalnız yürümek çok sıkıcı değil mi kordonda derken? Yalnız yürümek. Arkasında şurada bir fiilimsi var. Bir isim fiil bu. Nasıl yürümek sorusuyla da şuradan bir cevap geliyor bize. İşte fiilin durumunu bildirdiği için, fiili nitelediği için artık elimizde bir durum zarfı görevinde kullanıldı diyebiliriz. Peki yalnız bir kadın yaşıyor bu köhne evde derken bu sefer bir ismin önünde onun niteleme sıfatı göreviyle kullanılmış bir ismin önünde dikkat edersen nasıl sorusuna cevap da verecek şekilde kullanılıyor. Bu gibi durumlarda ne yapıyorduk buna? Niteleme sıfatı diyorduk. Yalnızların, sessizlerin yanında olmaya çalışın. Yalnızların yanı, sessizlerin yanı her ikisi de aslında bu tamlanana bağlanabilir. Burası bir tamlanan. Şunlar da ayrı ayrı tamlayan olmuş. Bunlar birer isim tamlaması kurmuş. Bu tamlamaların türü de belirtili isim tamlaması. Peki özelliği ne? Bilmemiz gereken şey ne? Yalnızların sessizlerin derken aslında yalnız insanların gibi düşünebiliriz bunu. Oysa insan gibi bir isim burada kullanılmadığı için sıfat olabilecekken tek başına kalan bu kelime adlaştı. Adlaşmış sıfat fiil diyeceğiz buna. Neymiş? Adlaşmış As ne sıfat fiili? Adlaşmış sıfat sadece. Peki adlaşmış sıfat aslında ne demekti direkt? Ad demekti. Demek ki ad da olabiliyor yalnız kelimesi. Hop çok güzel. 5 farklı şekilde geldi. Bir altıncısı yok olsaydı konuşurduk. Artık kaçacak bir yer kaldı mı? Hayır. Çok hazırsın. Teste bununla ilgili bir soruda pratik yapmaya. Hadi devam. Nefis bir kelimedir. Özellikle edat olabilmesi için eklendiği sözce yönelme durum ekiyle beraber eklenmesi gerektiğini konuşmuştuk. Bu doğru kelimesinin hatırla. Güzel bir kelime. Bakalım neler olacak. Şuradan çizeceğim bir doğrunun çembere teğet olması gerek. Doğrunun derken kastı çizdiği çizgi. Onun adı. Dolayısıyla burada ne görevinde? Bir terim göreviyle bir ad göreviyle kullanılmış. Doğru zamanda doğru yerde oldum hep derken nasıl zaman? Doğru zaman. Nasıl yer? doğru yer şeklinde arkasındaki isimleri niteleyen birer niteleme sıfatı oldular. Evet, birer niteleme sıfatı oldular. Hadi alttakine bakalım şimdi. Doğru konuşun birbirinizle çocuklar derken şurada konuşun sözcüğü için bir fiil diyebiliriz. Peki nasıl konuşacaklar birbirleriyle? Doğru konuşacaklar. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu da bize hep ne verecekti? Bir durum zarfı verecekti. Demek ki zarf da olabiliyor. Fabrikaya doğru ayarlarıyla yürümeye başladılar. Fabrikaya doğru yer bildirecek şekilde ve e doğru şeklinde önündeki kelimeye yönelme durumuyla beraber eklenir olanırsa o zaman da ne görev kazanacak demiştik? Edat görevi. İsim, sıfat, zarf ve edat göreviyle kullandık. Sıfat olduğunda bir niteleme sıfat olduğunu, zarf olduğunda da bir durum zarfı olduğunu birlikte gördük. Buna da hazırız. Hadi devam. İşte geldi güzel bir kelime daha. Yine edat olabilmesi için yönelme durum ekiyle beraber kullanılması gerektiğini hatırlatayım. Tepenin karşısına bu güzelim kasabayı kondur vermişlerdi. Tepenin karşısına bu bir isim tamlaması. İsim tamlamasında karşı sözcüğünün ne olmasını bekliyoruz tabii ki. Bir isim, bir tür ismi. Sonra karşı kıyıya kadar yüzmeliyim derken kıyı bir isim. Hangi kıyı? Karşı kıyı. İşte burada bir işaret sıfatı göreviyle karşımızda yazıyorum. Sıfat deyip geçmiyorum. Türünü de söylemeye çalışıyorum ki iyice otursun kafanda. Seninle karşı karşıya oturalım, sohbet edelim. Oturalım sözcü bir fiil. Nasıl oturacağız? Karşı karşıya oturacağız. Fiile sorduğum nasıl sorusuyla beraber gene bu da ne oldu? Bir durum zarfı örnekledi. Sonra boğaza karşı oturmayalı aylar oldu derken yön bildirdi, yer bildirdi. Dolayısıyla e karşı şeklinde bir e, yönelme durum ekiyle de öndeki sözcüğe Ulanınca işte karşımıza edat Olarak geldi. Kullanılabileceği Bütün şekiller bunlar. Bunların dışında karşına gelme ihtimali Yok. Dolayısıyla Biz kaçacak bir yer bırakmadık Bu kelimeye de. Hadi devam. Nefis bir kelime. Hemen bakalım Böyle günlerde yağmurun yerini Bir toprak kokusu alır derken gün bir isim Önündeki böyle sözcü de Hemen arkasındaki gün ismini işaret ediyor. Her ne kadar nasıl günler sorusuna cevap veriyor gibi olsa da aklın oraya gidecek senin buna niteleme sıfatı demeden önce bu bir nitelik mi bildiriyor bir işaret sözcüğü mü ona bir bak olur mu her zaman o sorular sağlıklı olmayabilir bu bir işaret sözcüğü dolayısıyla sıfat ama ne sıfat olduğunu da biz yazalım buraya bu bir işaret sıfatı. Notumuzu böyle aldık. Sorulara böyle bakmayı öğrenmek zorundayız derken bakmayı sözcü bir isim fiil yani bir fiilimsi. Nasıl bakmayı? Böyle bakmayı. Ha, bu sefer nasıl sorusunu sorduk ama. işin nasıl yapılacağı ile ilgili dolaylı olarak bir yol çiziyor bize. Dolayısıyla fiilimsinin önünde bu defa bir durum zarfı olduğunu söyleyelim. Peki hemen devam. Böyleleri anlamaz sanatın inceliğinden kardeşim. Kim onlar? Yani insanlar onlar bunlar cümlenin gelişinden baktığımıza göre birkaç insandan söz ediyor. O insanların adları neyse onların adlarının yerine geçmiş bu. Adların yerine geçen sözcüklere biz ne demeyi tercih etmiştik? Zamir. Bu sözcük zamir olduğunda ne zamir olabilir? İşaret anlamlı olduğundan bir işaret zamiri olabilir. İşte onun da kaçabileceği bir yer kalmadı. Hadi devam. Renk bildiren sözcükler biz bütün renk sözcüklerinin sadece yeşil değil sarı kırmızı mavi turuncu hepsinin birer isim olduğunu kullandığımız yere göre türlerinin değiştiğini söylemiştik hatırlıyor musun? Ta ilk derste seninle tanıştığımızda hadi konuşalım yeşil siz daha evden çıkar çıkmaz sarı veriyor sizi. Burada her neyse o renk olarak karşılanmış o rengin adı olmuş tam olarak bir tür ismi şeklinde örneklenmiş burada. Fakat yeşil bisikleti nasıl istiyorum bilsen derken bisiklet isminin önünde artık ne oldu? Nitelik bildiren bir sıfat oldu. Yani bir niteleme sıfatı. Notumuzu böyle alalım. Sonra yalnız benim için bak yeşil yeşil. Yeşil yeşil bu sefer bir tekrar grubu yani bir ikileme şeklinde geldi. Ve hemen önündeki bu fiilin durumunu bildirdi. Haliyle ne olacak? Bir durum zarfı diyeceğiz. Renk sözcüklerinin de karşına gelebileceği bütün özellikler bunlar. Başka şekilde rastlayamazsın. Yok bu başka kelime hadi gelsin. O sözcüğü bakalım o sözcüyle ilgili neler söyleyeceğiz. O şirketin ortaklarından da kefalet için imza istediniz mi? Bir kere o şirket gibi kullanmışız. Şirket sözcü bir isim olunca bu sözcükte onun önünde işaret anlamlı bir sıfat oldu. Yani bir işaret sıfatı. Notumuz böyle aldık. O neler yaptı nasıl geçmiş sınavı derken sınav olan birinden söz ettiğimize göre bu bir zamir ama bir insandan söz ettiğini anlıyorum. Dolayısıyla üçüncü tekil kişi zamiri demem gerekir. Fakat bu kelimenin böyle bir problemi vardı. Zamir olduğunda ya kişi zamiri oluyordu ya da işaret zamiri. Salataya katılır mı o derken salataya katacağımız bir şeyden söz ettiğimize göre onun yerine geçmiş tamam fakat bunu işaret yoluyla yapmış. Haliyle buna da ne zamiri diyeceğiz? İşaret zamiri. Daha ne kelimelerimiz var? Vurmak yok. Hadi devam. En verimli kelime bu galiba. Şu gördüklerinle sınırlı değil. Arkası da var. Hepsini konuşacağız. Kasanın içinde bir senin emanetlerin vardı. Bir senin yani sadece senin. Aa çok ilginç. Bir sözcüğü ne oldu geldi karşımıza? Bir edat oldu geldi. Bir tek anlamları verirse. Nasılsa bir gün bunları yaşayacaksınız. Buradaki gün sözcü bir isim olunca bir sözcü de onun önünde bir sıfat. Fakat herhangi bir anlamı var. Hatırlarsan bir cümlede bir kelimesi herhangi bir anlamıyla geldiğinde ve sıfat ise biz onu ne yapıyoruz bir belgisiz sıfat sayıyoruz. Güzel. Zamir olsaydı da belgisiz zamir olacaktı. Herhangi bir anlamıyla bu vurguyu kaçırma. İki soru için sadece bir dakika ayırmak gerekiyor demiş. Dakika bir isim ve bir bu sefer sıfat olmakla birlikte tam olarak sayıca birden bahsediyor. İki soru için sadece bir gibi vurgular benim cümleden herhangi bir değil de sayıca bir anlamını çıkartmamı sağladı. O zaman da ne oluyor? Asıl sayı sıfatı örneklenmiş oluyor. Güzel. Bir Ankara'ya gider, bir Mersin'e önder derken cümlelerde eş görevli kelimeleri birbirine bağladı. Ne oluyordu böyle olduğunda? Bağlaç. A bir kelimesinden bağlaç olur mu hocam? oluyor oldu hemen devam edelim başka neler gelebilir karşımıza düzgün giyimli biri buraya geldi ve seni sordu herhangi biri ve o kişi kimse onun yerine kullandık hem zamir oldu hem de üşenmeyip yazalım hadi herhangi biri anlamıyla tam olarak bir belgisiz zamir olarak karşımıza geldi Evet hocam ama bir insanın yerine geçmemiş mi? Kişi zamiri olmaz mı? Hatırlarsan kişi zamirlerinin sayısı sadece 7 taneydi. Ben sen o biz siz onlar ve kendi sözcükleri. Diğer sözcükler kişilerin yerine geçse dahi onlar başka bir sözcük türlerinin başka zamir türlerinin örneği sayılır demiştik. Bir bir anlatırım polise bildiklerimi. Anlatırım sözcü bir fiil. Nasıl anlatırım? Bir bir hop işi nasıl yaptığımı gösterdi. Dolayısıyla ne olacak? Bu bir durum zarfı oldu fiilini teledi. Birin yarısı ile ikinin yarısı arasındaki farkı bulalım diyor. Bu gibi örneklerde de iki ve bir gibi sözcüklerin ikisi içinde kesinlikle sayı bildiren birer tür ismi demek gerekiyor. Gene tanıştığımız ilk derste tür ismi olur sayı isimleri demiştik. Kullandığımız yere göre türleri değişir demiştik. Unutma bunları. Evet hadi gelsin. Evet işte o sözcüklerden bir tanesi de ile sözcüğü. Çok taze biliyorsun konuştuk. Edatları konuşurken, bağlaçları konuşurken defalarca bahsettik. Kasap ile manavın arasında bir mağaza var derken şurada eş görevi sözcükleri bağladı. Ve anlamıyla kullanıldı. Bu gibi durumlarda ne çıkacaktı hep? Bağlaç çıkacaktı. Elindeki sopa ile adamı yere indiriverdi. Elindeki sopa ile adam mı yoksa indiri vermek mi bak bağladığı sözcüklere dikkat et sadece tamam mı yani hemen önündeki hemen arkasındaki sözcükleri bağlamıyor olabilir elindeki sopa ve indiri vermek bunları bağlıyor şurada bir tamlama var şurada da bir fiil farklı türdeki kelimeleri birbirine bağladığında da ne olacaktı edat ilgeç olacaktı Seninle karşı karşıya oturalım. Seninle oturalım gibi bir şey oldu bu. Zamirle fiili bağladı. Dolayısıyla gene edat oldu. Magazin haberleriyle spor haberleri derken birbirine benzeyen tamlamaları bağladı. Burada da ne oldu? Bir bağlaç oldu. Evet. İleyi galiba diğerlerinden ayırt etmek çok daha kolay. Hem bilgimiz taze olduğu için hem de kaçacak çok yeri yok. İki şekilde kullanılabilir. Onun da bütün ayrıntılarını öğrendik. Hadi devam. Harika bir kelimeyle geldim. Çok sözcüğü. Bu da çok karşına gelecek. Arabada çok para var daha derken para bir isim, çok sözcüğü bir sıfat. Ne tür bir sıfat hocam? Biz bu gibi sözcükleri sayıca çokluk bildirdiği ama net bir sayı vermediği için belgisiz saymıştık ya. İşte belgisiz sıfat olduğu o nedenle. Sen çok konuştun bu akşam derken elimde bir fiil var bu defa ve çok sözcüğün o fiilin önünde bir miktar zarfı ya da ölçü zarfı ya da azlık çokluk zarfı gibi düşünebilirsin. Bunların hepsi aynı şeydi. Dosyaları inceledim. Çoğunda eksik evrak var. Çoğunda. Yani dosyaların bir kısmından bahsediyoruz ama hangileri olduğunu bilmiyoruz ve onların bir adı varsa ki var. O adların her birinin yerine geçti. Gene belgisiz bir sözcük olduğu için bu sefer belgisiz zamir demeyi tercih edeceğiz. Bir ismi belirtmek yerine herhangi bir ismin bir isim grubunun yerine geçtiği için belgisi zamir demeyi tercih ettik. Bu kadar. Bununla kaçacak göçecek yeri kalmadı. Hadi bir başkası gelsin. Çok güzel bir sözcük. Üzerine iyi ki konuştuk diyeceksin. Bir yerde denk gelecek ve kulaklarımızı çınlatacaksın. Senin ne gün ziyaret edebiliriz? Arkasında bir isim varsa ve ne sözcüğü hangi anlamıyla hangi gün şeklinde o isme soru soruyorsa biz bu kelimeyi ne sayacağız? Bir soru sıfatı. Çok güzel. Soru sözcükleri arasında en tehlikeli olanlardan biri çok sık sorulur. Neyin var senin derken aldığı çekim eki nedeniyle biz bütün bu çekim eki alan sözcükleri ne sayacaktık? Birer soru zamiri. Şu adam ne bakıp duruyor bize derken şuradaki yüklem grubunda önce bir fiilimsiye sorulmuş gibi duruyor. Biz burada bu sefer neden niçin anlamı görüyoruz. Ne bakıp duruyor? Yani neden bakıyor? Niçin bakıyor gibi. Böyle olursa da biz bu sözcüğü bir soru zarfı sayacağız. Ne güzel haberler bunlar. Şurada haber bir isim. Güzel sözcü de onun önünde sıfat. Ne sözcü burada ne kadar güzel sorusunu sorduğunda sana cevap veriyor. Ve şu anlamda lütfen çok dikkat et. Yerine de koyup denemeni istiyorum. Ne güzel haberler bunlar. Yani çok güzel haberler bunlar demeye çalışıyorum. Çok sözcü orada olsaydı bir miktar zarfı olacaktı. Arkasındaki sıfatı derecelendirdiği için. Umarım bunu anlamışsındır. Bu çok kıymetli bir örnek çünkü ne bize geliyor ne eve geliyor derken şurada da iki cümleyi birbirine bağladığı için bir bağlaç göreviyle karşımıza çıktı. Harika bir örnekti. Umarım bununla alakalı da bir soru gelir oradan bir net koparır söke söke alırız. Hadi yenisi gelsin. Şey sözcüğünün aslında okulda her şey yolunda mı gibi şu kullanımı doğru olan kullanımı ve şey sözcüğü istisnasız her zaman belgisiz bir zamirdir her zaman Peki hocam törende çok da şey bir kıyafet giymemelisin derken bir ismin önünde sıfat gibi kullanılmamış mı? Öyle duruyor. Ama doğru bir kullanım değil. Çocuğa bu kadar şey davranma derken bir fiilin önünde hocam bir zarf gibi durmuyor mu? Öyle duruyor gibi. Fakat bu da doğru bir kullanım değil. Tek bir görevi olabilir şey sözcüğünün. O da belgesiz zamir. Tamam. Hadi devam. Evet ilginç kelimelerden biri daha nasıl sözcüğü çok iyi tuzakları var bunun da soru sözcüğü olarak oraya buraya veren bir sözcük bu. Gösteride nasıl davrandı sana derken bir fiilin önünde fiile direkt soru olarak yönelttiğimizde kesinlikle ne olacak bir soru zarfı olacak. Güzel peki nasıl bir gösteri planladılar derken gösteri bir isim olunca onun hemen önünde isme sorduğumuz bu soru bu sefer bir soru sıfatı görevinde. Bu da tamam peki ben bu işin niçinini nasılını bilmem bu çok güzel bir durum. Harika bir örnek bunu derslerin arasında vermedik ama burada bunu vermeyi hep de hesap etmiştim. Niçinini nasılını derken nedenlerini sebeplerini gibi kullanıyoruz. Bunlar soru sözcüğü değil. Bunlara soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı vesaire deme şansımız yok. Nedenini, sebebini gibi anlamları karşılıyor. Yani sebep sözcü bir isim değil mi? Dolayısıyla ne oldu burada? bir isim, soyut bir isim olarak kullanıldı. Bunu çok iyi anladığından emin olalım. Tamam. Yoksa yorumlarda konuşalım. Nasıldı dünkü toplantınız derken bu sefer de bir ek eylem almış. Ek eylem dediğim şey de çekim eki değerinde. Dolayısıyla ben çekim eki alan bir soru sözcüğünün ne olduğunu düşünüyorum. O da mutlaka bir soru zamiri. Görünüyor mu? Evet. Güzel. Soru sıfatı, soru zamiri, soru zarfı olabilir ama çok yeni bir şey de geldi yanımıza. Sebep, neden, niçin anlamıyla bir de soyut bir isim örnekledi. Güzeldi bu da. Hadi yenisi gelsin. Güzel demişken güzel kelimesinin gelmesi. Değil mi? Tesadüftü <laughs> gerçekten. Her güzele poz verirsen yolunu bulamazsın güzele. Aslında güzel bir şeyin adı olamaz. Bir nitelik bildirir. Ama nitelediği bir isim arkasında yoksa sıfat da olamaz. O isim düştüğü için hop ne olur adlaşmış sıfat olur. Elimizde adlaşmış sıfat göreviyle kullanılan bir güzel sözcü var. Yani özünde artık türü ne onun? O soyut bir isim artık. Peki güzel günler göreceğiz çocuklar derken bir ismin önünde bir niteleme sıfatı göreviyle kullanıldığını söylersem hata etmiş olmam. Bu da güzel. Bunu da not aldık. Sen de güzel karşılayacak mısın beni böyle derken? Şurada bir fiil var. Fiilin önünde nasıl karşılayacak? Güzel. Dolayısıyla bir de durum zarfı yakalamış olduk. Peki. Güzel. Sonunda istediğin gibi oldu bak dersek bu sefer duyguyu ön plana çıkartan bu kelimenin kendisine çok iyi izle burayı ne diyorum ünlem bu çok yeni bir şey olabilir bizim için ve sıra dışı bir şey güzel sözcüğünden ünlem mi olur oldu işte güzel dediğimizde işte devamı da beraberinde o coşkuyu o duyguyu desteklediğinde onun ünlem olduğunu iddia edebilirsin Önder Hoca çok sevdim bunu gelsin <laughs> testlere gelmişiz Kalmamış konuşacağımız kelime. Yani aslında güzel sözcüğü üzerinden benzer nitelik bildiren bütün sözcükler için konuştuk. Yeşil sözcüğü üzerinden renk bildiren sözcükler. Bazen bir sözcüğüyle sayı bildiren sözcükler üzerine konuşmuş olduk. Yani genelleyebiliriz bunları. E, benzer bir takım sözcüklere. Ama çok güzel tuzaklara çok iyi hazırlandık. Sınavdan önce onlara ufak ufak düşelim ki bu teste sınavda düşmeyelim. Teste başarılar diliyorum sana çok sıkı bir tekrarın arkasından ben hepsini yapabileceğinden eminim. Hadi bakalım. Eyvallah.